hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde beslenme faktörü çok çok önemli. Özellikle diyabet, kalp, damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, obezite, metabolik sendrom, hipertansiyon gibi yaygın görülen hastalıkların tedavisinde beslenme tedavisi neredeyse bir zorunluluk hale geldi. Bizim kafamızdaki soru işaretlerine de diyetisyen Merve Kalelioğlu yanıtlayacak. Hoş geldiniz Sayın Kalelioğlu. Şimdi hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde beslenmeler nasıl olmalı diye soracağım ama genel olarak sağlıklı beslenmek için buzdolabımızı açtığımızda ne görüyor olmalıyız? Evet, öncelikle şu yaşantımızda sağlıklı beslenmek hayatımızın aslında odak noktası olması gereken bir durum. Fakat ne yazık ki biz bunu genelde ikinci planda tutuyoruz. Sağlıklı beslenme konusu buzdolabı açtığımız zaman buzdolabında öncelikle mevsim sebzeler, mevsim meyvelerine yer vermemiz gerekir. Aynı zamanda günlük tüketilebilecek süt ürünleri, yoğurt, peynir gruplarına yer vermemiz gerekir ve hayvansal gıdaların bulunması gerekir buzdolabımızda. Bu gıdalarda mümkünse az yağlı oranlar tercih edilmesi gerekir ki örneğin et ürünlerinde görünen yağlardan ayıklanmış olan etler tercih edilebilir. Derisi olmayan tavuk gibi veya pişirme yöntemi olaraktan et tüketimini yaparken kızartma değil de daha çok fırınlama yöntemi, buharda pişirme yöntemi uygulanabilir. Süt ürünlerini tercih ederken daha çok günlük tüketimleri tercih edersek bizim için daha doğru ürünler olacaktır. Bunlarda da yine yağ oranları düşük olanları tercih etmek bizim için daha uygundur. Kimilerine göre, sağlık problemlerine göre bunları laktozsuz ürünler gibi şişkinliği azaltmak amaçlı kullanılan ürünler de tercih edilebilir tabii ki. Ne yazık ki şu anda mevsimde meyve ve sebze bulmak çok zor oluyor. Aslında hani birçok meyve sebzeyi bulmak kolay fakat eski zamanlarda olduğu gibi günün meyve sebzesi diye bir kavram kalmadı artık. Serada yetiştiricilikler veya farklı dondurma yöntemleriyle kullanılan meyveler, sebzeler günlük hayatımızın her döneminde yer alıyor. Bunlar için tercihen mevsim sebzeleri tercih edersek bizim için daha sağlıklı, daha bol vitaminli, mineralli gıdalar tüketmiş oluruz diyebiliriz aslında. Ya da domatesi çok seviyorsak örneğin yazdan hazırladığımız bir konserve ya da bir dondurucuya koyduğumuz değil mi bir domates suyu, domates ezmesi kışın kullanılabilir. Yine alternatif olarak yazdan yapılan salçalarda domates görevini göreceğinden kaynaklı şu anki mevsim domates kullanmak yerine dondurulmuş, konserve yapılmış domatesler bizim için daha sağlıklı olacaktır. Şimdi kış aylarındayız. Evet. Aslında çok fazla hastalık mevsimi değil mi? Bağışıklığımızı nasıl güçlendiririz beslenmeyle? Evet, son dönemde gelen danışanlarım da aynı şikayetlerden ne yazık ki muzdarip durumdayız. Bu dönemde özellikle C vitamini içeriği yüksek olan meyveler tercih etmemiz gerekir. Aynı nedir zamanda bunlar? Tabii ki şu an mevsiminde olduğumuz nar, portakal, mandalina, kiwi bu grup meyveleri günlük hayatımıza alabiliriz. Aynı zamanda elma da C vitamini içeriği yüksek olan bir meyve grubudur. Bu meyveleri hayatımıza günde birer tane, ikişer tane bulundurursak gerekli olan C vitamini zaten karşılamış oluyoruz. Yani ekstra bir takviye kullanmamız çok da gerekli bir durumda olmayacaktır. Aynı zamanda yeşil yapraklı sebzeler de C vitamininden yüksek sebzelerdir. Bunları da hayatımızda ıspanak, tere, roka tarzındaki mevsimindeyiz şu anda. Bunları çok rahatlıkla tercih edebiliriz. Fakat C vitamini içeriği yüksek diye bahsediyoruz bu yiyeceklerden ama bunların da bir kullanım şekli var ki biz bu C vitamininden çok daha yüksek dozda yararlanabilelim. Mesela yeşil yapraklı sebzeleri salata hazırlarken küçük ince ince kesmek yerine elimizle parçalarsak C vitamini kaybını daha az indirmek gibi. Ya da meyveleri daha önceden kesip dolapta saklayıp daha sonra kullanmak ya da meyve suyunu çıkartıp da meyve suyu olarak kullanmak C vitamini içeriğini azaltacaktır. O yüzden tercih mümkünse elle soyulabilen meyvelerde elle soymak ya da kabuğuyla yenilebilen meyveleri kabukla yiyerek tüketimler kesinlikle bizim için yüksek C vitamini içeriği sağlayacaktır. Meyve ve sebze tüketiminde daha çok posa yemeği mi öneriyorsunuz yoksa sularını içmeyi mi? Kesinlikle lifli olanların tercih etmemizi yani posa içeriği yüksek kısımları tüketmemiz gerekiyor. Yani bir portakal tüketimi yaparken kabuğunu ayıkladıktan sonra tükettiğiniz zaman hem bağırsak sağlığı ki ilerleyen dönemde kolon kanseri tarzı gibi ciddi sağlık problemlerini yaşamamak için lif tüketimi çok önemlidir. Posalı şekilde tüketmek bizim için daha sağlıklı. Bunu hem kansere karşı koruyucu etki, hem doygunluk hissi oluşturmak, hem de diyabete karşı yatkınlığı azaltmak için tavsiye ediyoruz. Ki bir de aynı zamanda
aslında kilo vermek ve kilo kontrolü için de çok önemli. Çünkü bir bardak portakal suyu içtiğimiz zaman 3 tane veya 4 tane portakal sıkıp içmek zorundayız. Belki bir tanesi 70 kalori dersem bir bardak oluyor bize 280-300 kalori. Ama siz zaten bir tane portakal yediğiniz zaman doyacaksınız ki 70 kalori zaten size yeterli gelecektir. Hem kalori dengesi hem de sağlık için meyveleri bütün haliyle kendisini direkt tüketmek daha sağlıklı olacaktır. Sağlıklı yaşama konusunda insanların kafalarında soru işaretleri var. Ne yemeliyim ki sağlıklı yaşalabileyim, evet, sağlıklı bir yaşlanma geçirebileyim? Neler önerirsiniz? Tabii ki. Öncelikle kişinin ideal kilosunu koruması lazım. Yani fazla bir kilosu varsa öncelikle kilo kaybını sağlayarak ideal kiloya yaklaşması gerekir. İdeal kiloya yaklaştıktan sonra da kendisi için gerekli vitamin mineraller konusunda bu yeterli protein, yeterli yağ alımı, karbonhidrat alımı sağlayarak kişinin doğru beslenmesi sağlanabilir. Mesela erkek bir birey için alması gereken protein miktarı biraz daha fazla olacakken kadınınki biraz daha az olacaktır. Ya da kişi, örnek veriyorum, D vitamininden yetersiz, kalsiyumdan yetersiz, magnezyumdan yetersiz besleniyorsa, buna dayalı beslenmeyi tercih ederek beslenirse ilerleyen yaş gruplarında çok daha sağlıklı olacaktır. Genel olarak sağlıklı yaşamda zaten yeterli protein, yeterli karbonhidrat ve mineralli vitaminli beslenme yapıldıktan sonra yaş alma konusunda da oldukça sağlıklı bir görüntüye, fiziksel bir duruma sahip olunup aynı zamanda da ideal kiloyla yaşantımızı devam ettirebiliriz aslında. Bizim buradaki dikkat etmemiz gereken, yaş alırken kilo alımına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani her bir yılda 1 kilogram alırsak ilerleyen yılda bize artı 10 kilogram, 20 kilogram olacaktır ki aslında biz ilerleyen dönemlerde fazla kilo olmadan ilerleyelim ki hem sağlıkla ilgili problemler yaşamayalım hem de fiziksel aktivitemiz çok daha rahat olsun. Yaşlılık döneminde çok rahat sağlıklı ilerletelim diye istiyoruz aslında. Kilo verirken bilinçsiz yapılan diyetler söz konusu olduğunda zaman zaman yağdan değil de kastan kaybedebiliyoruz. Kesinlikle. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Tabii ki. Burada öncelikle kişinin fiziksel aktivitesi, fiziksel durumu, yaşı, boyu, kilosu, cinsiyeti bunlar bizim için çok çok önemli. Mutlaka fiziksel aktiviteyi hayatına alması gerekiyor. Ama bu fiziksel aktivite derken spor salonlarında vakit geçirin ya da sürekli spor yapın tarzında değil. Hiç aktivite yapmayan bir bireyde küçük egzersizler eklemek, tabii ki varsa sağlık problemleri doktor önerisi üzerinden fiziksel aktivite eklemek. Beraberinde kişinin yeterli protein alımı çok önemli kas kitlesini korumakta ve karbonhidrat alımı da çok önemli. Günümüzde ne yazık ki karbonhidratları çok böyle korkutucu yiyecek gruplarmış gibi değerlendirildiği için karbonhidrattan uzak yaşanan bir yaşantı içerisindeyiz. Ne yazık ki böyle olmaması gerekiyor. Doğru beslenme yönteminde kişi hem protein hem karbonhidrattan da zengin beslenmesi gerekiyor. Ama bunu duruma göre, yani kas kitlemi korumak istiyorsam spor öncesi beslenmemde protein ve karbonhidrattan zengin beslenerek, spordan sonrasında proteini dengelemek amaçlı yine proteinden zengin beslenerek bunu çok rahat düzenleyebiliriz aslında. Şimdi sizi sokağa davet edeceğim Sayın Kalelioğlu. Siz soracaksınız, biz yanıtlayacağız. Diyet yapmadan önce hangi testleri yaptırmamız gerekiyor? Tabii ki diyet programı başlamadan önce mutlaka kan testi lazım. Gelen danışanlarımı kan tahlili yaptırmadan asla ve asla kabul etmiyorum. Çünkü bu benim için gerçekten çok önemli. Tahlillerde özellikle kan şekeri benim için çok önemli. Açlık şekerine bakıyoruz. Gerek olursa kimi danışanlarımda tokluk şekerini istiyorum. Varsa geçmişinde diyabetle ilgili ailesinde problemleri olan bir birey ise 3 aylık kan şekeri, hemoglobin A1C istiyorum. İnsülin direncine bakıyoruz. Genel bir kalp sağlığı kontrol amaçlı kolesterol değerleri, trigliserit değerleri, kan yağları, beraberinde karaciğer fonksiyonlarını görmek amaçlı ALT, AST testleri, tabii ki B12, D vitamini, kalsiyum, magnezyum bunlar da bizim için çok önemli. Aynı zamanda vücudumuzun metabolizma hızını tespit eden tiroid hormonları, TSH'lar da muhakkak çok önemli. Duruma göre tabii ki danışanlarımızın yaş faktörlerine göre bu testler biraz daha artabiliyor ama genel olarak bu testler bizim için yeterli oluyor. Gelelim sistematik rahatsızlığı olan insanların, bireylerin nasıl beslenmesi gerektiğine. Evet. Diyabetle başlayalım mı? Tabii ki. Diyabet rahatsızlığı aslında günümüzde çok sıklıkla yaygın görülen bir rahatsızlık. Kimilerinde tip 1 diyabet, yani doğuştan gelen rahatsızlık, kimileri tip 2 diyabet, yani yaş aldıktan sonra ilerleyen yaşlarda ve obeziteyle beraber gelen bir rahatsızlık aslında.
Tip 1 diyabet tedavisi çok yani beslenmeyle tabii ki mutlaka beslenme şartıyla beraber bu rahatsızlık tedavi edilirken vazgeçilmesi veya bu rahatsızlıktan kurtulma şansımız yok diyebiliriz. İnsülin artı beraberinde kişinin sağlıklı beslenmesi şart. Tip 2 diyabet ise kişinin ne yazık ki kendi kendisine yaptığı aslında en büyük hasarlardan bir tanesi. Ailesinde yatkınlık varsa ki yoksa bile ilerleyen yaşta özellikle 40'lı yaşlardan sonra ciddi kilo alımı, obezite bununla beraber ki işte düzensiz yem alışkanlıkları, düzensiz fiziksel aktiviteyle birlikte ciddi bir kilo alımı sonucunda ortaya çıkan diyabet rahatsızlıklarıdır. Mutlaka yediklerine dikkat etmeleri ve öğün saatlerine dikkat etmeleri gerekir. Diyabet hastalarında iki türlü çalışma vardır. Kimilerinde karbonhidrattan oldukça fakir beslenmeyi tercih ederken kimilerinde karbonhidrat desteği istiyoruz. Neye bu göre aslında, değişiyor? Tabii ki bu aslında bireylere göre değişen bir özelliktir. Tabii ki buradaki tercih ettiğimiz karbonhidrat mutlaka karmaşık prokarbonhidratlar. Yani kompleks karbonhidrat diye bahsettiğimiz, basit diye bahsettiğimiz karbonhidratlar olmamalı. Yani şeker bir basit karbonhidrattır. Ama tahıllı ekmekler daha kompleks, daha karmaşık karbonhidratlardır. Burada biz daha çok tahıllı karbonhidratları yemeyi tercih edip basit şeker grubu, beyaz ekmek grubu, meyve tüketimi tarzı olan karbonhidratları sınırlamak ve hayatımızdan çıkartmayı tercih ediyoruz. Beyaz şeker yerine esmer şekeri öneriyor musunuz? Fark etmeyecektir. Diyabet rahatsızlığı olan bireylerde şeker şekerdir. Bu tamamen nasıl diyelim? Hani tamamen endüstriyel olaraktan farklı bir ürün ortaya çıkartmalarından kaynaklı. O yüzden tükettikleri şekerin kişiye her şekilde zararlı olacağı için şekeri hayatından kesinlikle sıfırlaması gerekiyor. Tatlandırıcıların önemi nedir bu alanda? Tatlandırıcılar aslında daha çok tip 1 diyabetli olan bireylerin tercih etmesi gereken bir hani kimyasal bir ürün aslında. Her ne kadar doğal diye bahsedilse bile sonuçta kimyasal bir üründür. Tatlandırıcı tüketimlerini ben tip 2 diyabetli danışanlarıma ve gelen bilgi almak isteyen kimseye önermiyorum. Çünkü zaten siz günlük yaşantınızda tip 2 diyabette belirli ilaçlarınız gerek varsa insülininizle beraber doğru beslenerek siz o şekeri meyvelerden veya tükettiğiniz ekmekten zaten alacaksınız. Ama tip 1 diyabette bunlar daha sınırlı olduğundan kaynaklı bu bireyler tatlı ihtiyaçlarını isterlerse tatlandırıcı kullanarak tüketebilirler. Son yapılan çalışmalarda tatlandırıcıların da aslında diyabeti tetiklediği, aynı zamanda insülin direncini tetiklediği de ortaya çıktığı için şu anda aslında bilimsel olarak ikiye ayrılıyor bu durumlar. O yüzden ben genelde yapan şeyleri tercih etmediğim için mümkünse kimse kullanmasın diyorum tatlandırıcı tüketimlerini. Şekeri doğal yollarla almak en faydalı diyorsunuz. Kesinlikle. Özellikle diyabet rahatsızlığı olan bireylerde en çok dikkat etmesi gereken şeylerden birisi su içmek. Güne düzenli bir kahvaltıyla başlamak. Kahvaltı günün en önemli öğünü. Bunu atladığımız zaman kan şekeri zaten düzensiz olarak güne başlıyoruz. Tüm gün aslında şekeri dengelemeye çalışsak bile dengeleyemiyoruz. Ardından düzenli öğünler bizim için önemli. Kimilerinde 3 saatte bir, kimilerinde 2,5 saat, kimilerinde 4 saatte bir beslenmesi gerekecektir. Aynı zamanda ara öğünlerde meyve tüketimlerine dikkat etmek gerekir. Meyve tüketimi derken bir oturuşta 4-5 tane meyve tüketimi gibi asla tercih etmemeli. Tek bir meyve seçmeli ve meyvenin beraberine mutlaka süt, yoğurt tarzında ya da ceviz, fındık tarzında bir grup eklenerek yükselen kan şekerini dengelememiz gerekiyor. Yani daha az şeker içerikli meyveler mi öneriyorsunuz peki? Tabii ki. Tercihen burada elma olabilir. Mevsimindeyiz. İstersek mandalina gibi olabilir, armut gibi olabilir. Hani tercihen üzümü istemiyoruz, muz tüketimini istemiyoruz, karpuz, kavun gibi meyveleri tercih etmiyoruz. Kuru meyveleri çok fazla tercih etmiyoruz. Çünkü kuru meyvelerin içerindeki sıvı miktarı az olduğundan kaynaklı direktman şeker oranları daha yüksektir. Tüketmek isterlerse tabii ki yiyebilirler. Muz tüketimi yasak diye bir durum yoktur burada ama tercihen haftada bir defa muz yerken haftanın 6 gününü elma tüketerek sağlayabiliriz. Ya da kişi çıkıp da bir gofret tarzı bir şeyler ya da bir tatlı tarzı gibi sütlaç tarzı bir şeyler tüketmek yerine baklava gibi bir şeyler tüketmek yerine muz tüketimi her zaman onun için daha sağlıklı bir tercih olacaktı. Hani burada kişinin tercih ettiklerine karşılık arasındaki en masum tercihi yapmak daha doğru olacaktır. Peki gut hastalığına gelelim mi? Gut hastalığı nedir? Nasıl beslenilmelidir? Gut hastalığı aslında halk arası tabirle zengin hastalığı, padişah hastalığı olarak da adlandırılıyor. Aslında gut rahatsızlığı
kişinin proteinleri vücudumuzdan atmak amaçlı ürettiğimiz ürik asidi tam olarak vücuttan atamadığından ve kanda yükselmesinden kaynaklı oluşan bir rahatsızlık. Eklemlerde genelde yerleşen ve genelde ayak parmaklarında, dizde veya ayak bileklerinde şişkinlikler gibi, hassasiyet gibi oluşan rahatsızlıktır diye değerlendirebiliriz. Bu rahatsızlığın tedavisinde ilaç tedavisi artı beslenme çok önemli. Sadece ilaç tedavisine yazık ki yeterli olmuyor bu rahatsızlıklarda. Kişinin hayatından özellikle şekerli gıdalar azaltılmalı, protein tüketimi azaltılmalı, alkol mümkünse uzak durulmalı, yağlı gıdalardan uzaklaşmak gerekir. Bu kişilerin günlük beslenmesinde et tüketimleri mümkün olduğu kadar sınırlandırma gibi yapıyoruz ki günlük tüketimlerini iki köfte büyüklüğü yani bir avuççu büyüklük kadarlık bir etle sınırlıyoruz. Aynı zamanda et tüketimi yaptığı günlerde kuru baklagiller, bir takım yeşil yaprak sebzeler, ıspanak tarzı gibi bu sebzeleri de hayatından çıkartmasını istiyoruz. Neden? Bu tamamen yiyeceklerin ürik asidi yükseltmesiyle alakalı bir durumdur. Yani ürik asidi yükseltebilen yiyecekleri aynı gün belli bir miktarın üzerine tükettiği zaman kişinin tedavisini olumsuz etkilemekteyiz. Bu rahatsızlıkta çok aşırı lif kaynaklı beslenmek de doğru olmayacaktır. Çünkü lif kaynağı yüksek olan besinler de ürik asit atımını azalttığından kaynaklı denge çok önemli bu durumda. Yani kişi, örnek veriyorum, günlük protein tüketimini yumurtadan alması gerekir. Az yağlı peynir, az yağlı süt, az yağlı yoğurttan alması gerekir. Hayvansal proteinler ya da bitkisel proteinin tüketimlerini günde birer defa yapması lazım. Yani öğlen kuru fasulye yerken akşam köfte tüketebilirsiniz. Temaz gibi değerlendirebiliriz. Bu şekilde dikkat ettiği müddetçe zaten kişinin bu eklemlerindeki ağrılar, hassasiyetler ve aynı zamanda şişkinlikler azaldığından kaynaklı tedavi sürecinin olumlu etkilendiğini görecektir. Tekrarlayabilen durumlardır. Ataklar şeklinde olabileceği için bu kişilerde atak evrelerinde çok ciddi diyet programları istiyoruz. Ataktan sonraki evrelerde ara ara tahlillerle kontrollerini yaptırıp biraz daha esnek diyetlerle bunun devamını sağlayıp daha kaliteli yaşamasını sağlayabiliyoruz aslında. Polikistik over sendromunda beslenmenin önemi nedir? Polikistik over özellikle kadınlarda, tamamen kadınlarda görülen bir rahatsızlık ki özellikle 20'li yaşlarla 30'lu yaşlar arasında daha sıklıkla karşılaştığımız bir rahatsızlık. Bu durumda kadınlardaki aslında yumurtlamayla alakalı bir problemdir. Yani ilerleyen dönemde hamile kalma riskini biraz daha azaltabilen bir rahatsızlık, tüylenmenin olabileceğini gösteren bir rahatsızlık gibi tanımlanıyor. Ve aslında bilinen veya bilinmeyen 10 kişinin 8'inde var olan bir durum aslında. Evet. Biz bunu çok fazla bir hastalık gibi değil de daha çok bir sendrom, yani vücudumuzda yerleşmiş bir, bize arkadaş olan bir rahatsızlıkmış gibi, beraberinde yaşadığımız bir durummuş gibi kabul etmemizi istiyoruz. Bu sağlık problemiyle alakalı olaraktan kişinin muhakkak ideal kilo düşmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki polikistik over durumunda kişinin ideal kilo düşmesi bir o kadar da zor oluyor. Neden? Çünkü kilo aldıkça polikistik over sendromu tekrar ortaya çıkıyor. Kilo vermeye çalıştıkça zaten bu durumdan kaynaklı bir kısır döngü oluştuğundan kaynaklı sendrom varken kilo veremiyorum, kilo aldıkça sendrom daha çok tetikliyor. Yani aylık periyotta örnek veriyorum 5 kilogram 6 kilogram verebilecek kapasiteye sahip bir birey belki ayda 1 kilogram verebiliyor ki bu onun için kötü bir rakam kesinlikle değil ama biraz daha sabırlı ve uzun süren bir diyet programı gerekiyor. Temelde beslenmesi dikkat etmesi gereken şey aynı diyabette olduğu gibi şekerli gıdalardan uzak durması gerekiyor. Çünkü bu kişilerin tipik özellikle karın çevresi yağlanması çok yüksek olur. Karın çevresi yağlanmasını temel sağlayan besinler de karbonhidratlardır zaten. O yüzden bu bölgedeki yağlanmayı azaltabilirsek, kan şekerini denge tutabilirsek, o dönemde biraz da kilo verebilirsek, biraz fiziksel aktiviteyi artırabilirsek, kişi çok daha sağlıklı bir şekilde yaşantısını sürdürebilir. Tamamen kaybolan bir durum değil diye söyleyebiliriz. O yüzden dönemsel tekrarlayabilecektir. Bu kişiler mutlaka hamile kalabiliyorlar. Yani hamile kalınamayacak bir durum yok ama biraz daha belki geç olabiliyor. Ya da biraz kilo verdikten sonra hamile kaldıklarını görebiliyorlar. O yüzden bu durumda kişinin yaşantısı boyunca bir diyabet hastasıymışçasına aslında karbonhidratları biraz daha kontrol tüketmesi onun için doğru olacaktır. Hem şekeri hem karbonhidratı düşük tutacak değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Bir de fiziksel aktivite çok önemli olacaktır bunların beraberinde. Peki öğünlerin araları önemli mi bu noktada? Tabii ki. Burada da yine biraz daha bireysel özellikler devreye girmektedir. Biz genellikle beslenme tarzında hani öğün aralıklarını 4 saat, 5 saat gibi maksimum bu kadar tutmaya çalışıyoruz. Yani sabah kahvaltıdan sonra 4-5 saat sonra bir öğlen yemeği, bir 5 saat sonra akşam yemeği tüketimi gibi bahsediyoruz. Kişideki öğün saatleri daha uzayacaksa ve aynı şekilde kişide bazı kan şekeri düşüklükleri gibi, hipoglisemi gibi risk oluşturan durumlar
durumlar varsa araları ara öğün eklemeyi tercih ediyoruz. Yani kişinin durumunda illa ara öğün yapacak ya da illa 3 öğün beslenecek diye kurallar yoktur. Kan şekeri değerlerine bakıyoruz. Baktık ki her şey yolunda. Kişinin fiziksel aktivitesi çok yoğun değil. Daha pasif bir biri. Daha çok evde vakit geçiriyor. Ve tüketim olarak da öğünlerinde düzenli protein ve az oranda karbonhidrat alarak beslendiğinde 4. saatte acıkıyorsa öğünü 4. saatte tüketmeyi tercih ediyoruz. Ama her 2 saatte bir, her 1 saatte bir acıkan bir bireyde sen 4 saatte 5 saatte yemek yiyeceksin gibi uygulama yapamıyoruz. Çünkü biz yemeyin diye söylesek dahi bile farkında olmadan ara atıştırmalıklar meydana gelir. Peki nasıl bir öneriniz oluyor onlara? Onlar da şöyle, sabah kahvaltı tüketimlerinde özellikle proteinden zengin beslenmesini, yani mutlaka yumurtasını, peynirini bulundurmasını istiyorum. Tabii ki yağ oranları düşük peynirler istiyorum. Bir miktar karbonhidrat, bir dilim belki gidelim kişinin durumuna bağlı olaraktan tam tahıllı bir karbonhidrat, ekmek kullanmasını istiyorum. Bol miktarlı lif kaynakları, mevsim sebzeleri, şu an tereroka, marul, maydanoz gruplarını tercih ediyoruz. Ardından hemen hemen bir 4 saat sonra gibi öğlen yemeği planlamamız varsa, et, yanına bir miktar buharda sebze. Şu an tam mevsimindeyiz. Brokoli, karnabahar, brüksel lahanası gibi yanına bir buharda sebze koyarak. Tabii ki eti mutlaka fırında, tencerede ya da ızgarada pişirdiğimizi düşünüyorum. Hem etini hem beraberine buharda sebzesini. Bir miktar beraberine tahıl grubu olarak ekmek ilave edebiliriz. Ya da bir miktar kinoa ya da bir miktar karabuğday gibi ilaveler yapılabilir. Ya da burada esmer pirinç bir miktar kullanılabilir. Ardından genelde bizim İstanbul şartlarında akşam yemek saatleri 6, 7, 8'den erken çok yenilemiyor çalışma hayatından kaynaklı. Öğleden sonra bir ara öğün genel olarak istiyorum. Saat 3 civarı 4'te genelde kan şekerinin düzensizleştiği saatlerde. Burada bir bardak süt beraberine yine mevsim meyvelerinden bir tane elma gibi olabilir. Ya da bir bardak sütle beraber içerse biraz tarçın ekleyerek kan şekerini daha denge tutacak bir özellik sağlayıp yanına birkaç tane ceviz fındık ilave edip akşam saat 6-7'ler civarı yemek saatini planlayabiliriz. Akşam yemekleri yalnız hafif olması gerekiyor. Çünkü biz bu kişide kilo vermeyi de hedefliyoruz. Tercihen burada sebzeyi daha yoğun tutup bir miktar protein. İlla protein et kaynağı olacak diye bir kural yok. Bu protein yoğurt da olabilir. Tavuk da olabilir. Tabii ki tavuk olabilir, hindi olabilir, balık olabilir beraberinde. Sabah kahvaltıda yumurta tüketmeyen bir bireyse akşam yemeğinde yumurta tüketebilir. Ya da sabah peynir tüketmeyen bir bireyse akşam yine peynir koyabilir akşamki yemeklerine. Bu sayede mutlaka bir protein grubu. İstersek bitkisel proteinlerden kuru fasulye, nohut, mercimek de kullanabiliriz bu programımızda akşamki yemekte. Akşam yemekten sonra gece otururken ise tüketeceği şeyin mümkünse karbonhidrat olmamasını istiyorum. Yani süt, yoğurt olabilir, ceviz olabilir, fındık olabilir, badem olabilir, kefir olabilir. Tercihen bunları yaparsa bizim için çok daha sağlıklı bir program ortaya çıkacaktır. Sütte ve yoğurtta da az miktarda karbonhidrat var diye duydum. Tabii doğru ki. Mu? Kesinlikle. Çünkü sütün kendi içerisinde şeker, yoğurtta kendi içerisinde şeker bulunmaktadır. Tabii ki bunlar kendi içeriğinde bulunan şekerler, karbonhidratlar olduğu için bunlar bizi olumsuz etkileyen şeker değil aslında. Bizi daha çok yapay şeker grupları etkilediğinden kaynaklı siz doğal yaşantınızda günlük olarak sütten aldığınız şeker, ekmeğin içerisindeki karbonhidratlar, meyvelerden gelen şekerler zaten günlük ihtiyacımızı karşıladığı için ekstra damak zevki olaraktan bir şekerli bir şey tüketme ihtiyacımız yok aslında. Yine sokağa davet edeceğim sizi. Tabii. Bir soru daha gelsin mi sizden? Evet. Beslenmeyle hangi hastalıklar nasıl önlenebilir? Aslında beslenme ile önlenebilen rahatsızlıklara şöyle bakalım. Şimdi bizim bir genetik mirasımız var aslında. Genetik olaraktan bizim herhangi bir hastalığa yatkınlığımız varsa, örnek veriyorum diyabet rahatsızlığı. Bu rahatsızlığa yatkınlığımız varsa biz bunu sağlıklı yaşayarak, kaliteli beslenerek çok rahatlıkla diyabet hastası olmadan yaşantımızı devam ettirebiliriz. Geçiyorum. Gribal enfeksiyon nezle. Bu tarz günlük basit hayatımızda sürekli karşılaştığımız rahatsızlıklar doğru beslenerek yine kaliteli yaşayaraktan yine bunun önüne geçebiliriz. Gut rahatsızlığı. Vücudumuz ürik asidi vücuttan atılabilme özelliği biraz daha pasif durumdaysa aşırı derecede ürik asit biriktirebileceğin gıdalar tüketmeden çok rahat yaşayabiliriz. Örnek gastrit, ülser, mide rahatsızlıkları, reflü bunlar tamamen beslenme ve stresle bağlantılı rahatsızlıklar. Yani önlenebilir değil mi beslenmeyle? Kesinlikle. Yani aslında birçok rahatsızlık hani zemini beslenmeyle alakalı zaten ve oluşan hastalıklar da doğru beslenmeyle beraber dozu azaltılabilir. Yani her hastalığın tedavisi beslenme değildir ama
Her hastalığa giden yol beslenmeden geçiyor aslında. Kesinlikle. O yüzden biz temelde sağlıklı beslenirsek, ideal kilomuzu koruyabilirsek yakalanacağımız hastalık riski daha da azalacaktır. Genetik mirastan kaynaklı tabii ki bir takım hastalıklara rast geleceğiz. Tabii ki bunlar hayatımızda olacak ama bunları az dozda yaşamak var. Tamamen yaşam kalitemizi etkilemesi var. Ya da bunları çok ufak tefek böyle kısa bir süre zamanda atlatarak günlük yaşantımı çok daha sağlıklı devam edilme şansımız var kesinlikle. Özellikle kalıtsal hastalıklara sahip olanlar risk altında değil mi? Onların beslenmesini ayrıca dikkat etmesi kesinlikle lazım. Yani buradaki rahatsızlıklar şöyle, tamamen tedavisi olamayan kalıtsal rahatsızlıklardan bahsedecek olursak, bu kişilerin de doğru beslenmesi, örnek serebral palsi tarzı gibi rahatsızlıklarda, hani bu kişilerdeki durumlar tedavi edilebilecek boyutta değil tabii ki beslenmeli. Ama yatalak hastaları düşündüğümüz zaman bu kişinin doğru beslenmesi hem hastaya bakan kişi açısından hem de hastanın biraz daha tedavisinde yanıt verebilmesi açısından çok çok daha yararlı olacaktır mesela. Ya da diğer türlü hani tedavi sürecini sadece ilaçlarla tedavi olmayan rahatsızlıklar, bağırsak problemi olan rahatsızlıklarda bu kişilerde beslenmeyi dengelediğimiz zaman ilaç tedavisi, beslenme her ikisi beraberinde olumlu sonuç gösterecektir zaten. Genel geçer doğru beslenme kuralları var aslında değil mi? Evet. Bunlar da temelde düzenli su içmek, kişinin ihtiyacına göre. Biz genelde bunları kış aylarında 2 litre kadar diyoruz. Yazın biraz daha bunu artıralım, 3'er litreye çıkartalım diyoruz. Günlük çay tüketimini sınırlayalım istiyoruz. Bu da hani kafein alımından kaynaklı. Günlük kahve tüketimini sınırlayalım yine kafein alımından kaynaklı olaraktan. Onun dışında günlük fiziksel aktiviteyi artıralım istiyoruz. Lifli beslenmek gerekir. Yani posa içeriği yüksek beslenmek doğrudur. Tam tahıllı ürünler tercih etmek. Süt ve süt ürünlerinde yine az yağlı ürünleri tercih etmek ve kişinin durumuna göre sayısını artırmak. Kadınlarda biraz daha fazla, çocuklarda daha fazla, erkeklerde biraz daha az. Sadece hayvansal proteinler ve hayvansal gıdalar değil, bitkisel gıdalar kullanarak, bitkisel protein kullanımını artırarak da hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Öğünlerimizde sabah, öğlen, akşam düzenli öğün tüketimleri yine çok önemli. Geç saatte yemek tüketmemek yine çok önemli. Akşam yemekten sonra yatma saatine kadar en az 3-4 saatlik bir mide boşluğu, yani hiçbir şey tüketmeden birazcık sindirim sistemimizi rahat bırakmak, sakinleştirmek, biraz boş kalması da bizim için çok çok önemli olacaktır bu durumda. Sözlerinizde çay tüketimini istemiyoruz dediniz ama yeşil çayı tüketmemizi istiyorsunuz değil mi? Tabii ki. Yeşil çay aslında antioksidan özelliği yüksek olduğundan kaynaklı kansere karşı koruyucu özelliği siyah çaya karşı daha da yüksek dozdadır. Yeşil çay tüketimi günlük hayatımızda kişinin sağlık durumuna göre 2-3 fincan kadar tüketebilir. Bunu günde 5 fincan tüketen sağlıklı bireyler de vardır fakat bu birey günlük kahve içmiyordur. Siyah çay içmiyordur. Çay ihtiyaçlarını yeşil çayla karşılıyordur. Bunun herhangi bir sakıncası olmayacaktır. Sayın Kalelioğlu, bir virgül koyacağız. Ardından devam edeceğiz sohbetimize. Tamam. Bizden ayrılmayın. Kadın hayattır sürecek.